Merhabalar, Seda'dan Lezzetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pastırmalı yumurtalı kıyma tarifi vermek istiyorum. Geleneksel ve yöresel bir lezzetimizdir Erzurum'un. Bu yemek iftar sofralarında genelde olurdu eskiden. Şimdi bu gelenek devam ediyor aslında. Yine 30 gün boyunca kıymasız yapmayanlar var ama tabii eskiye göre biraz daha azaldı. Eskiden 30 gün boyunca bu yumurtalı kıyma yenirmiş. Bunun için tavama 1 yemek kaşığı tereyağını aldım. Tereyağını erittim. Şimdi üzerine yarım kilo kadar kıymayı koyuyorum ve kıyma iyice kavrulana kadar, suyunu çekene kadar tavada pişiriyorum onu. Arada da karıştırmak gerekiyor elbette ki. Kıymam gördüğünüz gibi kavruldu. Suyunu da çekti. Şimdi içerisine yemeklik olarak doğramış olduğum 2-3 soğanı ekliyorum arkadaşlar. Soğanlarım çok büyük değildi. Bu yüzden 3 soğan orta boy olarak doğradım. Ama soğan lezzet katıyor. Bolca soğan ekleyebilirsiniz tabii ki. İçerisine çağrıston biber, kapya biber de yemeklik olarak doğrayıp yine ekleyebilirsiniz. Hem lezzet hem de bereket katacaktır yemeğinize. Birazcık daha zenginleştirmiş olacaktır. Soğanlarımı da iyice kavurmaya kıymayla beraber devam ediyorum. Soğanlarım da derinliğini kaybetti. Şimdi içerisine 1 yemek kaşığı salça koyup yine kavurma işlemine karıştırarak devam ediyorum. Ben biber salçası, domates salçası karışımından kullandım. Sizler artık onu da tercihinize göre kullanırsanız. Görmüş olduğunuz gibi tamamen karıştı. Şimdi içerisine baharat ekliyorum. Karabiber, pul biber ve tuz kullandım ben baharat olarak. Ve birazcık da kekik. Sizler de baharatı kendi damak tadınıza göre zenginleştirebilirsiniz arkadaşlar. Ama çok fazla abartmaya gerek yok hani baharatı. Çünkü pastırmada da olan o çemenin baharatları da yerleşecek etimizin üzerine. Bu yüzden fazla baharata da gerek yok açıkçası. Üzerine bir su bardağı suyunu da ilave ediyorum. Bir de bu şekilde bir karıştırıyorum. Ve de en son olarak üzerine 1-2 tane doğranmış, yemeklik olarak doğranmış domatesim ilave ediyorum ve de karıştırıp pişirmeye devam ediyorum. Domates aslında orijinal bu bizim kıyma tariflerimizde yoktur. Biberler de aynı şekilde. Sadece soğan ve kıymayla kavrulur aslında. Ama ben lezzet katması açısından domates de yakıştırıyorum. Bu yüzden ilave ettim domatesi de üzerine. Şimdi domatesler suyunu çekene kadar birazcık suyunu salana kadar birazcık pişene kadar kısık ateşte kıymamızı pişirelim. Görmüş olduğunuz gibi iyice suyunu saldılar, yumuşadılar domatesler ve de çekildiler. Bu kıymamız arkadaşlar çok fazla kuru bir kıyma olmayacak. Yani kendinin içerisinde ekmeğini bandığımızda gelecek şekilde suyu da olmalı. Bu yüzden bu kadar su olduğunda artık kıymamızı daha fazla suyunu çektirmemeye çalışacağız. Şimdi üzerine pastırmalarımızı diziyoruz. En son aşama olarak, en son aşamadan daha doğrusu bir önceki olarak pastırmalarını diziyoruz. Pastırma da aslında eskiden bolca daha ucuzmuş sanırım kullanılıyormuş. Sahurlarda, iftarlarda bu kıyma yapılırken. Şimdi pastırma da pahalandığı için artık insanlar maalesef tercih edemiyorlar ama lezzet katıyor elbette ki. Pastırmasız da yapabilirsiniz bunu aynı şekilde. Bu tarifi. Pastırmaları şöyle birazcık suyunun içerisine doğru gömüp kıymanın içerisine doğru gömüyorum. Ve de kapağını kapatıp bir 5 dakika 10 dakika kısık ateşte hafif biraz daha pişmesini bekliyorum. Pastırmanın aromasının da içerisine tamamen geçmesini, yoğunlaşmasını istiyorum. Ve de yumurtalı kıymamızın olmazsa olmazı geliyor şimdi yumurta. Üzerine bolca yumurtayı kırıp çırpıp ilave ediyoruz arkadaşlar. Yumurtada ben 4-5 tane kullandım. Sizler de daha artırabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. Yumurtası buna çok yakışıyor. Çok da lezzet katıyor söylediğim gibi. Hafif aralarına yumurtanın girmesini sağlayarak bu şekilde kapağını kapatıyorum ve de yumurtamı 2-3 dakika pişirmeye koyuluyorum. Görmüş olduğunuz gibi tamamen etimin, pastırmamın
Tereyağım yüzeye doğru çıktılar. Yumurtalarım çok güzel piştiler. Adeta ahenkle dans ediyor. Öyle değil mi? Sizler de görüyorsunuz. Çok iştah açıcı bir görüntü gerçekten. Kıymalı, pastırmalı yumurtam hazır görmüş olduğunuz gibi. Şimdi sizlere bir göstermek istiyorum. Bunu söylediğim gibi dibinde su var. Ekmeği banarak yemenizi tavsiye ediyorum. Erzurum'un yöresel iftarlarının vazgeçilmez baş tacıdır bu. Arkadaşlar hala bu kıymalı yumurtayı yemeden iftar yapmayan bir çoğunluk var ben biliyorum. Özellikle eskilerimiz. Şimdi çeşitler katlandıkça, eklendikçe de bundan vazgeçilmiyor açıkçası. Beğendiyseniz yorum ve beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Kanalıma abone olun. Mutlu kalın.